Huzuru hazirun cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim, kimi zaman insanlara iyilik yaptığımızı zannederiz, lakin karşıya iyilik olarak yansımaz. Aynen Mesnevi'de de geçen sağırın hasta ziyareti gibi. Komşusu çok ağır hastadır sağırın. Diğer bir komşusu ise sağıra durumu bildirir ki gitsin de bir geçmiş olsun desin. Ya bizim hani falanca efendi vardı ya, biraz hastalanmış, sen git de biraz ona geçmiş olsun de, değil mi? Komşuluk hakkı nihayetinde. diye eklemiş. Sağır anlamamış tabii. Ne olmuş? Ustalanmış mı? Ne? Ya ne ustalanması? Hastalanmış diyorum, hastalanmış efendi. Git bir geçmiş olsun de. Diye yineler. Sağır da, tamam ben giderim ona, geçmiş olsun ha, tamam ben gidiyorum, iniyorum. Der. Lakin durur, bir düşünür. Ya şimdi ben gideceğim hasta ziyaretine. Ama ben nasıl anlaşacağım onunla? Der ve bir anda aklına parlak bir fikir gelir. Ben giderim şimdi hasta ziyaretine. Geçmiş olsun derim, lafa başlarım. Sonra her zaman bilindik soruları soruveririm. Mesela ilk olarak, nasılsın komşu, iyi misin, iyi misin derim. O da iyiyim der herhalde. Ben de oh Allah daha iyi etsin derim. Sonrasında ise ne yiyorsun, ne içiyorsun diye sorarım. O da bir çorba söyler, bir şerbet söyler, efendime söyleyeyim bir ilaç söyler. Ben de oh afiyet şeker olsun, afiyet şeker olsun diye yine derim. Sonrasında ise derim ki hangi hekim geliyor diye sorarım. O da der ki falanca bir hekim der. Ben de oh onun girdiği yerde hastalık masalık olmaz diye cevaplarım. Ve sonradan hasta ziyaretimi bitiririm. Oh iyi hayır olur diye sevinerek komşusunun evine gider. Çalar kapıyı, komşusunun oğlu açar. Baban içeride mi evladım? Evet içeride. Müsait mi acaba, müsait mi? Evet müsait, buyurun girebilirsiniz. Hasta yatağında yatmaktadır. diye öksürmektedir. Sağır girer. Komşu ya geçmiş olsun ne yapıyoruz ya, geçmiş olsun vah diye girer. Komşu da teşekkür ederim. Sağır ilk sorusunu sorar. Ya nasılsın komşu, nasılsın, iyi misin, sıhhatin nasıl? Hasta. Çok kötüyüm. Ölüyorum. Ölüm nereden? Ölüm beğeniyorum. Sağır tabi hemen hazır cevabı yapıştırıverir. Oh iyi Allah daha çok verdin der. Hasta şaşırır. ne diyoruz bu adam? Demeye kalmadan sağır hemen ikinci sorusunu yapıştırıverir. Ne yiyip ben içiyorsun? Biraz hasta sinirlenmiştir. Zehir yiyorum. Zehir yiyip zıkkımın suyunu içiyorum. Tabii sağır hemen yapıştırıveriyor tabii. Oh iyi çok iyi. Hastalıklara birebirdir ya. Adam iyice ya ne diyorsun falan demeye kalmadan üçüncü soruyu yapıştırıverir sağır. Hangi hekim geliyor sana ya? Hangi doktor geliyor diye. Bizim hasta iyice sinirlenmiş, böyle küplenememiş tabi. Azrail aleyhisselam geliyor! Azrail aleyhisselam! Sağır tabi hemen. Oh! Çok iyi ya! Onun girdiği yerde hastalık hiçbir şey kalmaz. Bir anda kurtuluverirsin işte. Oh der. Adam iyice sinirlenir, öfkelenir. Sen benim iyiliğimi istemiyorsun. Kötülüğümü istiyorsun. Git buradan. Git diye adama yalvarıverir. Tabii sağır yine duymaz, uydurur. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Ben en iyisi kalkayım da gidivereyim. Hadi kal sağlıcakla der.
ve oradan ayrılır. Sağır tabii ki hayırlı bir iş yaptım diye övünmektedir. Ya ne kadar güzel oldu. Gittik adama geçmiş olsun dedik. Moral verdik. İnşallah sağlığına kavuşur der. Ama bir yandan da komşusu, bu adam benim iyiliğimi istemiyor. Kötülüğümü istiyor. Öleyim gideyim istiyor. Böyle komşuluk hakkım olur diye hayıflanıyor. Şimdi bu hikayede kim hatalı? Değil mi? Aslında kimse hatalı değildi. Biri iyilik yapmak için gitmişti. Diğeri ise iyiliği yanlış anlamıştı. Allah herkese iyilik yapmayı ve iyilikleri anlamayı nasip etsin. Tekrar görüşeceğiz. O vakte kadar sağlıcakla kalın efendim.